Doğuştan kalp hastası 3 yaşında bir çocuk, adı Rüzgar Efe. Bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her şey kalp krizine işaret ediyordu ama kontroller sırasında korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Rüzgar Efe'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. İsmi Rüzgar. Dünyaya gözlerini açar açmaz başladı yaşam mücadelesi. Kalp ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu. Ama hayat en kirli, en acı yüzünü gösterdi bu kez. Çorum'da kalp rahatsızlığı yüzünden hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rüzgar Ege'nin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 3 yaşındaki Rüzgar Ege doğuştan kalp hastasıydı. Sungurlu Belediye Başkanı ameliyat masrafını üstlendi. Bunun üzerine minik Rüzgar İstanbul'da 26 Ağustos'ta başarılı bir ameliyat geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Tam sağlığına kavuştu derken tekrar rahatsızlandı minik Rüzgar Ege. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Çok geçmeden korkunç gerçek ortaya çıktı. Hastane görevlileri çocuğun cinsel istismara uğradığını belirledi, polise haber verdi. Anne ve erkek arkadaşı nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle sonuçlanan çocuğa karşı istismar suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İlk ifadelerde ortaya çıktı. Anne cinsel istismar iddialarını reddetti. Evde başına bir şey gelse ben fark ederdim. Koronavirüs nedeniyle de eve hiç misafir almadım dedi. Erkek arkadaşıysa istismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir dedi. Gerçekten hani söyleyecek söz bulamıyorum. Çok kötü bir şey. Bunlara zaten gereğinden önce bu cezalar verilseydi hiç kimse bunlara cesaret edemezdi. Hayatı boyunca çıkmasın o delikten. Müebbet hapis olsun diyeyim ben. Bence idam gelsin bunlara. İdam yasası gelmesini istiyorum. Bitmiyor bir türlü. Kadına şiddet de aynı şekilde. Bize yansıyan kadını biliyoruz. Ben kesin çözüm olarak idamın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim de çocuğum var. Ben de babayım. Çok ciddi anlamda eğitime ihtiyacımız var. Cezalar arttırılmalı. Haberlerde görüyoruz çoğunlukla. Alınıyor, tekrar salınıyor. Vatandaş sözün bittiği yer diyor, isyan ediyor. Cezaların bir an önce caydırıcı hale getirilebilmesi için meclisi göreve davet ediyor. Gerçekten rica ediyoruz. Artık şu olay bari en azından son olsun, bu insanlara hak ettikleri cezalar verilsin. Bu çocuklar kirli bir mekana, iğrenç bir zamana denk gelmiş olmanın bedelini en ağır biçimde ödüyor. Böyle bir çağda dokunulmazlık çocukları koruyamayan bir meclisin vekillerinin değil çocukların olmalıdır demiştik bu ekranlarda. Niye demiştik? Çünkü vatanı korumak çocukları korumakla başlıyor. Niye demiştik? Çünkü 45 çocuğa tecavüz edildiği anlaşıldıktan sonra dönemin aile bakanı aynı cümle içerisinde çocuğa cinsel istismara sıfır tolerans deyip buna bir kere rastlanmış olması diye devam etmişti. Bu tutarlı değildi çünkü bir sıfırdan büyüktü, bir çoktu. Bir kere demenin çok kere demek olduğunu, hatta birçok kere demek olduğunu yıllar içerisinde başka yerlerde, başka acı örneklerle gördük. Bu ülkede çocuk istismarı diye bir gerçek var. Her can kaybını bir sonraki kaybımıza kadar yok sayarak yolumuza devam edemeyiz. Siyasilerden acil ve etkin çözüm önerisi bekliyoruz. Üzerlerindeki o dokunulmazlık zırhını bu ülkenin çocuklarının üzerine de geçirsinler artık.